Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz 2022 model Toyota Corolla Cross'u inceliyor ve test sürüşüne çıkarıyoruz. Toyota'nın en yeni aracı Corolla kimliğini taşıyor ve bildiğiniz gibi Corolla'lar 50 milyon adetten fazla satmış durumda bütün dünyada. Bu gördüğünüz araç RAV4'ten küçük ama CHR'dan biraz daha büyük bir araç. Peki Toyota'nın bu yeni aracının fiyatı ne kadar? Amerika'da 3 farklı modelden satışa sunulmakta. Başlangıç modeli L 22 bin dolardan başlıyor. Orta modeli ise LE 24 bin dolardan 8 inçlik ekranınız bulunuyor. En üst modeli ise XLE ki bu gördüğünüz araç oluyor. 26 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmakta Amerika'da. 8 inçlik ekranınız, 18 inçlik jantlarınız ve birçok farklı özellik bulunuyor. Ve aracımızı incelemeye ön kısmından başlıyoruz. Her 3 modelde de ön farlar LED oluyor ama en üst modelde gündüz farı da LED, böyle bir özelliği bulunuyor. Ön ızgaraya baktığımızda Toyota kimliğini taşıdığını görüyoruz. Dizaynı tamamen benzer ve full fonksiyonel bir vent değil maalesef ön kısımda. Sadece alt kısımlar fonksiyonel, üst kısımlar ise kapatılmış. Ve en üst modelde size bir artısı da bu kısımda gördüğünüz çerçeveli gri kısmı. Aracın arka kısımda logosuna bakmak zorunda değilsiniz. Bu kısmı gördüğünüz anda en üst modeli olduğunu görebilirsiniz. Alt kısma doğru geldiğimizde plastik materyali görüyoruz. Mat siyah ve en altta da sis farı bulunuyor. Üst kısma doğru geldiğimizde kaputun üst kısmı çok güzel bir dizayn verilmiş. Dışarıdan bakıldığında biraz RAV4'ü anımsatıyor ama iç kısma geçtiğinizde RAV4'e göre biraz daha küçük olduğunu hissettiriyor araç size. Ve sırada aracımızın yan kısmına geçiyoruz. Far kısmının içine baktığınızda Corolla Cross yazısını görebilirsiniz ve ayrıca hemen arka kısımda krom üzerinde yine aynı yazıyı, Corolla Cross yazısını görebilirsiniz. Bence küçük bir detay ama güzel. Ayrıca ön camın üzerine baktığınızda Corolla Cross'un çizimini görüyorsunuz ve arka kısımda da bagajı açtığınızda hemen sağ alt kısımda yine aynı çizimi görebilirsiniz. Bence küçük bir detay ama hoşuma gitti. Sizlere de bahsetmek istedim. Aracın jantı çift renkli ve 18 inç. Lastikler ise 225 genişlikte. Yan cephesi ise 55'lik. Dikiz aynasına baktığımızda çift rengi görüyoruz. Üst kısım aracın rengiyle aynı. Alt kısım ise mat siyah ve ön tamponla gayet uyumlu duruyor. Ve İnce bir detay daha, iki bumerang şeklini görebiliyoruz hemen ön kısımda ve arka kısımda. Bu da araca farklı bir dizayn havası vermiş. Ve sırada aracın motor kısmına geçiyoruz. Atmosferik 2 litre 4 silindir motora sahip. 165 beygir gücünde ve 205 Nm torka sahip bu araç. 50 litrelik yakıt deposu var. Şehir içinde 8.1 litre yakıyor 100 kilometrede. Şehir dışında ise 7.4 litre yakıyor bu araç. Uzunluğu yaklaşık 4.4 metre. Genişliği ise 1.8. Yükseklik ise yaklaşık 1.6. Ağırlığı ise 1495 kilogram. Aracın çekiş gücü en yüksek 680 kilogram ve sıfırdan yüzdesi ise 10.3 saniye. Ve aracın arka kısmındayız. Arka dizaynı gerçekten çok hoşuma gitti bu aracın. Hemen üst kısımda doğal bir spoiler'ı var. Bir adet silecek. Üçüncü fren lambası ise arka camın iç kısmına gizlenmiş. Hemen sol kısma geldiğimizde Corolla Cross yazısını görüyoruz. Stoplar gerçekten çok güzel duruyor. LED stoplar. XLE yani en üst modeli bu aracın. Arka tampon ise plastik. Hemen alt kısımda ise yine aracın rengiyle aynı şekilde duruyor. Bence gayet güzel durmuş. Sırada bir de bagaj kısmına bir göz atalım. Hemen bu kısımdan elektronik olarak bagajınız açılıyor. Bence güzel bir özellik. 487 litrelik bagaj hacmine sahip bir adet ışık bulunuyor hemen sol kısımda. Alt kısma doğru baktığımızda Corolla Cross yazısını görüyoruz. Bu kısmı kaldırdığımızda hemen alt kısımda bir adet de yedek lastiğiniz bulunuyor. Sağda ve solda olmak üzere bir adet de daha çukur böyle yuvarlanacak eşyalarınızı koyabileceğiniz yer mevcut. Hemen kapatmak için de yine aynı şekilde kapatma tuşuna bastığınızda otomatik olarak bagaj kapağınız kapanıyor. Gerçekten çok güzel bir dizayna ve fonksiyona sahip. Ve sırada en sevdiğim bölümlerden birine, arka koltukları deneme kısmına geçiyoruz. Bakalım girişi nasıl, koltuklara sığabilecek miyim? Girişi fena değil.
Arka koltuklar hiç fena değil. Ön koltuğu kendi boyuma göre ayarladım. Dizimi yana doğru açmak zorunda kalıyorum. Ama gördüğünüz gibi dizim değiyor. Yana doğru açtığınızda rahatlıkla oturabilirsiniz. 1.85 ve altı için ideal olabilir ama üstü için bence ideal değil diz mesafesi yönünden. Başım ile tavan arasında 2-3 parmaklık mesafe var. Tavan mesafesi gayet iyi. Hemen önünüzde bir adet de depolama yeri mevcut ama sürücü koltuğunun arkasında bu depolama yeri yok maalesef. Kapı kısmına baktığımızda bir adet içeceklik yeriniz mevcut. Arka kısmında bir hoparlör, Toyota Corolla'lardan alıştığınız kapı dizaynı. Kol dayama kısmını açtığınızda 2 adet içeceklik yer sizi bekliyor. Orta kısımda 2 adet klima ventiniz bulunuyor. 1 adet USB ve 1 adet USB-C girişi de hemen alt kısımda yer alıyor. Ve sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. Toyota'nın en yeni aracının kapı kısmından başlayalım. Corolla'lardan alıştığımız kapı paneli mevcut. 1 adet içeceklik yeriniz, bir depolama yeriniz, bir de hoparlör bulunuyor. Krom renginin de kullanması kapı kulpunda gayet güzel durmuş. Sürücü koltuğu elektronik yan kısımdan ayarlayabiliyorsunuz ve sentetik deri. Ama yolcu kısmındaki koltuğu elektronik olarak hareket ettiremiyorsunuz maalesef. Ve ayrıca sürücü koltuğunun hafıza ayarları maalesef yok. Başka biri oturduğunda ayarlar değiştiğinde tekrar siz geçtiğinizde bu koltuğa tekrardan ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. Aracın direksiyonu yine Corolla'dan alıştığımız direksiyon tamamen aynı. Orta kısımda ise 7 inçlik bir dijital ekranınız var. Şöyle aracı bir çalıştırayım. Çok da güzel bir logo çıkıyor aracı çalıştırdığınızda. Sol kısımda RPM, sağ kısımda ise depoyu gösteriyor. Orta kısımda dijital ekranınız gayet büyük. Şu an hızı gösteriyor ve isterseniz bu kısmı değiştirebiliyorsunuz. Sağ ve sola hareket ettirerek bu kısımda bulunan değişik özellikleri ekrana yansıtabiliyorsunuz. Ve orta kısımda 8 inçlik bir ekranınız mevcut. Hem dokunmatik hem de yan kısımda bulunan tuşlardan kontrol edebilirsiniz. Android Auto ve Apple CarPlay özellikleri de mevcut. 2 adet klima fanınız bulunuyor. Bu kısımdan klima ayarlarını yapabiliyorsunuz. Dijital olarak da gösteriyor. Gayet güzel duruyor. Isıtmalı koltuklar, USB girişi bulunuyor ve telefonunuzu wireless olarak şarj edebilirsiniz. Alt kısma geldiğimizde yol tutuşu kapama. Bu kısımdan da motorun otomatik olarak çalışıp kapanmasını engelleyebilirsiniz. Bazı kişiler bunu sevmeyebilir. Elektronik el freni ve hold tuşu bulunuyor. Bu da trafikli günlerde de diyelim ki kırmızı ışıkta durduğunuz bu hold tuşunu çalıştırdığınızda otomatik olarak fren tutuyor sizin yerinize. Frene basılı tutmak zorunda değilsiniz. Vites kolu da gayet iyi duruyor. Kol dayama kısmı da sentetik deri. Gayet iyi büyüklükte 12 voltluk bir de şarj yeri mevcut. Torpido kısmı da gayet iyi, standart. İç kısımda bir ışık bulunmuyor. Dashboard'a baktığımızda gayet güzel bir dizayn. Boydan boya uzanan krom rengi farklı bir hava katmış. Bir de moonroof'unuz bulunuyor. Gayet iyi. Güneşli havalarda bu kısmı açıp daha da iç kısmı aydınlatabilirsiniz. Aracın özelliklerinden yeterince bahsettik. Sırada Toyota'nın en yeni aracını yola çıkarma sırası. Evet ve sırada Toyota'nın yeni aracı Corolla Cross'u yola çıkarma sırası. Gayet rahat bir araç diyebilirim. Dün tüm gün kullanma fırsatım oldu bu aracı. Aracın süspansiyonları da gayet iyiydi. Bazı izlediğim İngilizce YouTube videolarında süspansiyonların çok kötü olduğunu söylüyorlardı. Ama ben o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Gayet pürüzlü yollarda kullandım bu aracı ve çok konforluydu. Ayrıca ses yalıtımı da çok iyi bu araçta. Çok böyle rüzgar sesini, dış kısmın sesini duymuyorsunuz. Tabii bu fiyat seviyesinde bence çok iyi bir kalite diyebilirim. Özellikle bu kullandığım en full
modeli oluyor. Ve 8 inçlik ekranınızın olması ve 7 inçlik dijital bir ekranınızın daha olması bence çok güzel bir özellik. Birçok farklı şeyi de ekrana yansıtabiliyorsunuz. Aracı bu kısımda bir hızlandıralım. Sıfırdan yüzdesi bu aracın 10.3 saniye. Şu an 80 milin de üzerine çıktı. Yaklaşık 15 saniye gibi bir sürede 70 mile kadar çıkabiliyor. Sıfırdan yüzdesi ise yaklaşık 10 saniye civarı. Gayet iyi bence. Daha önce bahsettiğim gibi Toyota RAV4'ten biraz küçük ve CHR'dan da biraz daha büyük bir araç. Dikiz aynasının büyüklükleri de çok iyi. Kör noktaları gösteren cam üzerinde uyarılarınız var. Tekrar bir hızlandıralım aracı. Litre motor 169 beygir gücünde, gayet iyi. Bence günlük kullanım için ideal bir araç. En üst paketi bile 26 bin dolardan başlıyor. Hani sadece günlük kullanacağım derseniz çok da özelliği de olmasın, 22 bin dolardan başlangıç modeli L modelini alabilirsiniz. Gayet rahat bir araç yani. Bu fiyat seviyesinde gayet iyi. Bu aracın büyük olasılık Türkiye'de de satışı başlayacaktır. Motor seçenekleri farklı olabilir belki Türkiye'de. Ama buradaki motor seçeneği 2 litre atmosferik motor. Aracın yüksekliği de gayet iyi. Yani araç hakkında söylenilebilecek çok negatif bir özellik yok. Sonuçta lüks bir araç değil. Günlük kullanım için gayet iyi bir crossover çıkarmış diyebilirim. Piyasada da çok iddialı zaten Corolla ismini kullanmasından dolayı. Corolla Cross'lar Amerika'da da büyük bir piyasa payı elde edecektir diye düşünüyorum Corolla Cross'la. Benim için mükemmel bir deneyimdi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz beğenme tuşuna basmayı pas geçmeyin. Ve bir sonraki videoları kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya yepyeni bir araçla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.